Hiç kusura bakma babaanneciğim. Biz burada senin doktorunun keyfini falan bekleyemeyiz. Hadi. Hadi diyorum. Şimdi gidelim diyorum. Sana tık yok. Neymiş? Birkaç gün bekleyecekmişiz. Oldu canım, oldu. Doğumu bekleyelim istersen. Ne dersin? Allah'ıma ya. Fasulyecik. Bize babaanneden fayda yok. Biz en iyisi dedeciğe gidelim. Kaçamazsın. Cevap vermeden kaçamazsın. Ya sana diyorum. Korkuların üstüne giderdin ya. Git bakalım. Tatlım, gittiler. Sinirim bozuldu. Sinir geldi diyorum sinirim bozuldu. Sinir geldi diyorum, sinir. Sen ne diyorsun Agah Bey? Küçük kızım bitti, oğlun bitti. Şimdi de büyük kızımı mı istiyorsun? Ya sen ne biçim bir adamsın? Yani biri olmadı, kısmetse öbürü mü olsun diyorsun? Sen benim büyük kızımı yeğenine mi istiyorsun? Ya sen ne çeşit bir adamsın? Sen ne utanmak, sıkılmak bilmez bir adamsın. Sen manavdan kendine kavun karpuz mu seçiyorsun? Sen canın sıkıldıkça kendine gelin mi arıyorsun? Hobi olarak mı yapıyorsun Agah Bey? Ne hal? Çaresizlikten. Ne yapıyorsam çaresizlikten yapıyorum Seher Hanım. Galiba. Ha belli de uçmasak bari. Ya mümkünse bir 60 sene daha yaşamayı planlıyorum da. Ha tamam. Tamam uçalım. Uçalım da konuş bari. En azından son nefesimde şu işin gizemini çözeyim. Ben anlamıyorum. Bir anne oğluna ya sen öleceksin ya da o nasıl der? Nasıl manyakça bir sebeple bunu der? Ve sen nasıl manyakça bir şekilde o silahı alıp... Nesin sen, ne? Ben bir canavarım. Kuzenini kendi elleriyle camdan aşağı atan bir canavarım ben. Duydun mu?
Korkma. Cenk abi bizi çok seviyor.